Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulih muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Suat Mekki 14. sefer 98. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 108. bölüm. Fitnenin, şehvetin bilinmesi, gençlerle ve kadınlarla arkadaşlık etmek, onlardan hizmetçi edinmek ve müridin ne zaman kadınlardan hizmetçi alabileceğinin bilinmesi. Genç bile olsan gençle arkadaşlık etme veya kadınla sadece Allah ile ilgilen. Körleştirici fitneden sakın. Onun gafil kalp üzerinde bir hükmü vardır. Nefsin şehvetinden de sakın. Nice kalbi Rabbinden anlayan efendiyi helak etti. Kadından dost bulan görülmedi. Kemale ermiş Allah adamlarından başka. Bilmelisin ki Allah sana yardım etsin. Fitne denemek demektir. Gümüşü saflaştırmak istediğinde fetentu el fizza binnar yani gümüşü ateşle saflaştırdım denilir. Allah şöyle buyurur. Mal ve evlatlarınız fitnedir. Yani onlar vasıtasıyla sizi sınarız. Acaba onlar sizi bizden ve sınırında durmanız için belirlediğimiz şeylerden perdeler mi perdelemez mi? Hz. Musa bu seni fitnendir. Dilediklerini onunla saptırırsın demişti. Hayrete düşürürsün demektir. Dilediğini dilediğine hidayet edersin. Allah'ın insanı sınadığı en büyük fitnelerden biri onu kendi suretine göre yarattığını insana bildirmesidir. Böylece Allah şunu görmek ister. İnsan kulluğuyla ve imkan haliyle kalacak mıdır yoksa suretinin üstünlüğü nedeniyle gururlanacak mıdır? İlahi suretten insanın payı isimlerin hükmüdür. Böylelikle insan alemde halife atanmış ve hakkın suretiyle tam anlamıyla bil fiil var olmuş biri olarak hüküm verir. Bu sınamayı yani fitneyi destekleyen şeylerden biri de Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden aktardığı şu kutsi ifadedir. Kul nafile ibadetlerle Allah'a yaklaştığında Allah onu sever. Sevdiğinde kendisiyle duyduğu kulağı gördüğü gözü olur. Hadisin devamında, el ve ayakta zikredilmiştir. Kul bu konumda olduğunu öğrenince artık kendisiyle değil, hak ile duyar, hak ile görür, hak ile tutar, hak ile koşar. Bu ilahi niteliklere sahip olmakla birlikte, sırf ve yoksul bir kul olarak kalır. Bu konumdayken hakta müşahede ettiği şey, tövbeleriyle sevinmek, evine gelenle neşelenmek, arzusunu yenmiş gence şaşırmak, kulunun açlığı ve susuzluğuna vekil olarak acıkmak ve susamak özelliğiyle nitelenmek, kulunun hastalığının yerine hastalık ile nitelenmek gibi davranışlarda hakkın kullarına tenezzülüdür. Bununla beraber Allah'ın Rabbinin izzeti ve uluhiyetindeki büyüklüğünün gereğini bilir. Öyleyse hakkın kullarına dönük bu ilahi tenezzül, onun azametli ceberutuna veya nezih ve kadim büyüklüğüne etki edemez, etmez. Allah kendisine Allah kendisini Rabb'e yaraşan özelliklere vekil olarak yerleştirdiğinde ise kul şöyle der. Allah'ın beni üzerinde yarattığını bildirdiği ilahi suretin kemali, imkan dahilindeki hiçbir makamın, kulumun mertebesinin ve muhtaçlık ve yoksulluğun benden ayrılmamasını gerektirir. Nitekim benim özelliklerime inerken hak büyüklük ve azametine yine sahipti. Hak ise bu niteliğe sahip olduğunda ne güzel kuldur o. tövbedendir diye kulunu över. Çünkü hakkın kendisini görevlendirmesi onda etki etmemiş, yoksulluk ve zorunluluğundan çıkartmamıştır. Hakka yaklaşmada haddi aşan kimse de bu aşmanın zıttı ortaya çıkar. Bu ise Allah'tan uzaklık ve cezalandırmadır. Artık kendini sakın. Çünkü genişlikle sınanmak, sıkıntı ve darlık ile sınanmaktan daha ağırdır şehvete gelirsek, şehvet, şehvet nesnesinin yüksekliğiyle yükselirken düşüklüğü nedeniyle alçalan nefsin bir aracıdır. Şehvet, haz almaya elverişli şeylerden haz alma yani iltizaz iradesidir. Haz ise iki türlüdür. Doğal ve ruhani hazlar. Fikel nefs doğadan doğmuştur ve doğa onun annesi, ilahi ruh ise onun babasıdır. Öyleyse ruhani şehvet doğada saf bir halde bulunamaz. Geride kiminle haz alındığını öğrenmek kalmıştır. Bu bağlamda sadece uygun olanla haz alınır. Bizim ile hak arasında ise sadece suret ilişkisi vardır. Binaenaleyh insanın kendi kemalinden haz alması, hazın en güçlüsü olduğu gibi kendisine benzer birisinden aldığı haz, hazların en güçlüsüdür. Bunun kanıtı hem cinsi olan bir cariyeye veya oğlana aşık olmanın dışında herhangi bir başka durumda azın insanın bütününe yayılmayışı, herhangi bir şeyi görmek nedeniyle kendinden tümüyle geçmeyişi ve muhabbet veya aşkın onu ruhaniliğinin doğasına yayılmayışıdır. Cariyedeki durum değişikliğinin nedeni ise onun tam benzeri olmasıdır. Çünkü o kendisiyle aynı cinstendir. Alemdeki her bir şey insanın bir parçasıdır ve dolayısıyla insan her şeye uygun parçasıyla mukabele eder. Bu nedenle de benzerinin dışındaki hiçbir şeye kendini kaybedecek kadar aşık olamaz. İlahi tecelli Adem'in üzerinde yaratılmış olduğu surette gerçekleştiğinde mana mana ile örtüşür, bütün ile haz alma imkanı gerçekleşir. Şehvet zahir ve batında insanın bütün parçalarına yayılır. Bu varis ariflerin hedeflediği şehvettir. Bakınız. Leyla simgesi, Leyla sevgisi Mecnun Kaysı kendinden nasıl geçirmişti? Bunun nedeni belirttiğimiz hem cins olmakla ilgili husustur. Allah aşkından kendinden geçenlerin hakkı mertebesinden aldıkları hazın yani ilahi aşkın hem cinslerinden yani beşeri aşkın aldıkları hazdan daha çok ve daha güçlü olduğunu görürüz. Bunun nedeni ilahi suretin insanda hem cinsinin onu olan benzerliğinden daha yetkin bir şekilde bulunmasıdır. Bir ana hem cinsinin onun duyması ve görmesi olabilmesi mümkün değildir. Hem cinsinin olabileceği nihai şey insanın duyduğu ve gördüğü bir şey olmasıdır. İnsan hak vasıtasıyla algıladığında ise daha yetkin bir haldedir. Öyleyse onun hazı daha büyük, şehveti daha güçlüdür. Allah ehlinin şehvetinin böyle olması gerekir. Gençlerdeki sakalsızlar yani emret demektir. Ve dinde şairinin hakkımızda onayladığı iyi adet çıkartan bidatçilerle arkadaşlığa gelirsek, Arif sakalsız gençlere yani tıpkı düz taş gibi üzerinde hiçbir şeyin sabit olmadığı kaygan bir yer olarak bakar. Çünkü emret üzerinde bitki olmayan yer demektir. Aynı kökten türetilen arz merda, bitkisiz yer demektir. Bu müşahede arife tecrit yani soyutlanma makamını ve yaşlıya göre gencin Rabbi ile yeni bir ahdi olduğunu hatırlatır. Şari bu hususu yağmur hakkında dile getirmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağarken başını açmış ve Rabbimin katından henüz geliyordur yani hadisi ahd diyerek yağmurun başına temas etmesini istemiştir. Yaratmaya daha yakın olan bir şey ondan daha uzak yaşlıya göre rahmet, vesileleri için daha bol, saygın ve daha yakın bir kanattır. Ahtas yani gençler, yeniler olmalarına gelirsek, onlar Rableriyle yeni sözleşmişlerdir. Onlarla arkadaşlık yaparken Allah'ın kadimliğinin ayrışması için bu yenilikleri ve son adanlıkları hatırlanır. Bu ise sahih bir yorum ve ulaştırıcı bir yöntemdir. Hades Tesnin yani adet ortaya çıkartmak ifadesinden gelebilir. allah Teala'nın şu sözleri bunu destekler. Onlara Rablerinden hadis bir söz geldiğinde ve Rahman'dan onlara hadis bir söz gelir. Ardından bu yeni gelen sözü kabulle karşılamayanları kınamıştır. İşte Ariflerin bu meseleye bakışları böyledir. Müritlere ve Sufilere gelirsek onların gençlerle arkadaşlık etmesi haramdır. Bunun nedeni Allah'ın aklı zıttı yaptığı hayvani şehvetin kendilerini etkisi altına almasıdır. Akıl olmasaydı doğal şehvet övülen bir şey olurdu. Kadınlara gelirsek, ariflerin onlara ve onlardan dost edinmeye bakışları bütünün parçaya ilgi duymasına benzer. Bu durum erkek ile kadının ilişkisi bir evin hayatının kendisine bağlı olduğu sakinlerinden boş kalmasına benzer. Kendisinden kadının çıkartıldığı erkekteki boşluğu Allah kadına arzuyla doldurdu. Bu durumda erkeğin kadına arzusu büyüğün küçüğe arzu ve ilgisine benzer. Onlardan hizmetçi edinmeye gelirsek alif olanlardan onlar adına hizmetçi alır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermelerini emrederken onlardan böyle almıştı. Çünkü peygamber cehennemdekilerin çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüğünde onları kurtarmaya gayret etmiştir. Böylece kendisinden var oldukları için onlara karşı daha şefkatliydi. Bu ise gerçekte insanın kendisine şefkati demektir. Ayrıca onlar kemalin ortaya çıkması için yaratma mahallidir. Bu durumda onları sevmek, peygambere uymak ve tabi olmak gerek demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve göz aydınlığım yapılan namaz demiştir. Burada kadınları da zikretti. Bakınız. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Rabbinden uzaklaştıracak bir şey sevdirildi mi? Hayır. Yemin olsun ki hayır. Aksine ona kendisini Rabbine yaklaştıracak şeyler sevdirildi. Müminlerin annesi Hz. Ayşe kadınların Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinde tuttuğu yeri anlamıştı. Şöyle ki, ayet-i kerimede Allah peygamberin eşlerini serbest bırakıp onlar da boşanmak yerine Hz. Peygamber ile sallallahu aleyhi ve sellem kalmayı tercih etmişlerdi. Bunun üzerine Allah onları taltif etmek, bu esnada kendilerini tercih ve gözetmek isteyerek peygamberin arzusuna aykırı olarak şöyle buyurmuştur. Artık sana başka kadınlar helal olmaz ve güzellikleri hoşuna gitse bile sahip olduklarından başkası sana helal değildir. Böylece Allah kalbinde kadınların sevgisi yer tuttuğu için ona merhamet ederek sahip olduklarını bırakmıştır. İşte bu Hazreti Peygamber Hazreti Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem inen en çetin ayetlerden biridir. Hazreti Ayşe şöyle der. Allah peygamberinin kalbini azap etmez. Yemin olsun ki kadınlar kendisine helal oluncaya kadar peygamber vefat etmemişti. Kadınların değerini ve sırrını bilen kimse onları sevmede zahit davranmaz yani cimrilik yapmaz. Aksine onları sevmek Arif'in kemalinin bir parçasıdır. Kadın sevgisi nebevi bir miras ve ilahi bir sevgidir. Çünkü peygamber bana sevdirildi diyerek kadınları sevmesini Allah'a nispet etmiştir. Bu bölümü iyice düşün ki şaşılacak sırları göresin. Şeyhlerin gözetimi altındaki müritlere gelirsek onlar bu konuda şeyhlerin hükmüne göre hareket eder. Şeyhleri gerçek şeyh ve Allah nezdinden takdim edilmiş kimseler ise onlar Allah'ın kullarına karşı en samimi insanlardır. Böyle değillerse onlar ve uyanları Allah'a karşı sorumludur. Çünkü Allah kullarının fiillerinin kendisiyle ölçüleceği meşru bir ölçüyü aleme yerleştirmiştir. Şeyhler sorumludur ve belirli fiilleri emretmelerinin dışında davranışlarına uyulmaz. Allah şöyle der. Zikir ehline sorunuz. Onlar Kur'an ehlidir. Allah ehli ise onun, sakin, onun seçkinleridir. Kur'an ehli, Kur'an'a göre davranan kimselerdir. Kur'an ise söylediğimiz mizandır. Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem başka kimsenin davranışına uymak yakışık almaz. Çünkü insanların halleri farklı farklıdır. Birisi için uygun davranış kendisini yapan başka birinin bozulmasına yol açabilir. Allah'tan korkan bilginler ise Allah'ın dininin doktorlarıdır. Onlar dinin hastalık ve marazlarını gideren ve tedavileri bilenlerdir. Söz konusu olan Allah'ın peygamberinin fiilleri olduğunda ise insanlar onlar hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bu fiiller, bu fiiller zorunlu mudur değil midir? Peygamberin fiilleri hakkında hal böyle iken başkasının fiilleri hakkında nasıl olabilir ki? Halbuki Allah sizin için Allah'ın peygamberinde güzel örnek vardır. Bana uyun ki Allah sizi sevsin buyurdu. Bütün bunlar peygamberin fiillerine uymanın vacip olduğunu göstermeyen naslardır. Çünkü peygamber kendisine uymamız caiz olmayan bir takım şeylere de tahsis edilmiştir. Bu konularda kendisine uysaydık günahkar ve hatalı olurduk. Keşf, vecd ve ilahi hitap ehli olmayan, ve verasının nuru marifetinin nurunu söndürmemiş, Allah yolunda olduğuyla ilgili bir iddia sahibi her mümin, kalbini Allah'tan başkasıyla ilgilenme yol açan her davranıştan uzak durmalıdır. Böyle bir şey onun hakkında bir fitnedir. Ayrıca aklını şehvetine baskın kılmalıdır. Hatta alışkanlıklarını ve doğasının beğendiği işlerini bırakmalıdır. Kuşkulu yerlerden ve Allah izin vermedikçe dinde bidat çıkartanlarla arkadaşlık yapmaktan sakınmalıdır ki kastedilenler gençlerdir. Aynı şekilde aydınlık yüzleri olan sakalsızlarla ve kadınlarla oturup kalkmaktan ve onlardan yardımcı edinmekten uzak durmalıdır. Çünkü kalpler kendisine güzel görünenlere akar ve doğa onları arzular. Nefsani arzuları uzaklaştırmada ilahi güç ise burada yoktur ve marifet bu sınıftaki insanlarda yoksundur hakkın sınamasına ancak saf altın madeni dayanabilir. O kemal derecesine ulaşmış ve kendisinde maden toprağından hiçbir şeyin kalmadığı kişidir. Her teklif bir fitnedir yani sınamadır. Bütün yaratıkların fitne bütün yaratıklar fitnedir. Amellerin sonuçlarını öğrenmek bir fitnedir. Bu cennete kadar insana eşlik edecek bir makamdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki tam bir keşf sahibi ve ötede ne olduğunu bilen biriydi. Kabir fitnesinden, ateş azabından, ölü ve dirilerin fitnesinden Allah'a sığınırdı. Şehvete gelirsek, şehvet haz veren şeyleri istemektir. Öyleyse şehvet bir hazdır ve şehvet duyulan vesilesiyle haz alınan şeyle haz almaktır. Söz konusu şeyin başka birisine göre haz vermesi veya onun mizacına uygun ya da doğasına yatkın olması zorunlu değildir. Şehvet iki türlüdür. Birincisi dolaylı şehvettir. Bu uyulması yasaklanan şehvettir ki yalancıdır. Belli bir gün yarar sağlasa bile akıllı insanın adet haline gelmemesi için onu uymaması gerekir. Yoksa geçici şeyler onu etkilemeye başlar. İkincisi ise zati şehvettir. İnsanın bu şehvete uyması gerekir. Çünkü doğasına yatkın olduğu için mizacın sağlığı onda bulunur. Mizacın sağlıklı olması dinin yaşamasını sağlar. Dinin yaşaması ise insanın mutluluğunu sağlar. Fakat insan bu şehveti şairinin koymuş olduğu ilahi teraziye göre takip etmelidir. Terazi o şehvet hakkında ortaya konulan şeriat hükmüdür. Şeriata uyulduğu sürece söz konusu hükmün ruhsat ya da azimet olması durumu değiştirmez. Çünkü şeriat Allah'a götüren meşru yol demektir. Binaenaleyh Allah mutluluk sağlayacak, şekilde kendisine ulaştıran şeyi şeriat yapmıştır. Bu esnada şehvet duyulan şeye her hal ve vakitte şehvet duyulması da zorunlu değildir. Bu nedenle bu şehveti insanda meydana getiren halin ve onu gerektiren vaktin öğrenilmesi gerekir. Duraylı ve geçici şehvetler bazen itaat amelleriyle ilgili olup Allah'tan uzaklığa yol açabilir. Örnek olarak doğanın beğendiği bir yer görüp orada namaz kılmak isteyen ya da içinde bulunduğu anda daha üstün olduğunu bildiği bir fazileti yapmak senin durumunu verebiliriz. Böyle bir davranış onun Allah karşısındaki halinde kötü bir sonuç meydana getirir. Bunun ölçüsü hakkı ile değil amelden haz almaktır. Bu ise gizli aldatmanın bir yönüdür. Ebu Yezid el-Bestami'nin bu hususta derin bir tecrübesi vardı. Bir vesileyle buna dikkat çekmiştir. Annesi soğuk bir gece kendisinden su getirmesini istemiş. Ebu İzzet annesine iyi davranan birisiyken kalkmak ona ağır gelmiş. O her durumda annesine hizmet etmekten haz alan biriydi. Bunun üzerine bu hazda nefsini suçlamıştı. Çünkü annesine hizmet etmekle Allah'ın bu konudaki hakkını yerine getirmenin hazlığını aldığını zannediyordu. Bunun üzerine daha önceden haz olarak işlediği bütün ibadetleri terk ederek yeniden tövbe etmiştir. Binaenaleyh nefsin dehlislerini de sadece Allah ehlinin büyükleri bilebilir. Öyleyse sufilerin bu konudaki ölçüleri olmaksızın itaatlerden haz almakla ve meşakketin senden kalkmasıyla sevinme ve haz alma. Bu şehvet Allah yolundan olduğu zannedilen hususlarla, bidat ehliyle ki onlar gençlerdir, haze parlak delikanlılarla ve kadınlarla arkadaşlığa bitiştiğinde bu ilginin ortadan kaldırılışında gizli bir ilahi tuzak vardır. İnsanın hazı bu sınıfın dışındakilere iliştiğinde Allah'ın tuzağı yani müridin kendi başına değerlendireceği bir teraziyle öğrenilemez. Başka bir ifadeyle salik Allah için arkadaşlık yapmak ile doğanın şehveti nedeniyle arkadaşlığı ayırt edemez. Şu var ki salik Allah'a bilenler ile ki onlar vera sahipleridir ya da zevk sahibi ise şeyhiyle arkadaşlık yaparsa bu tuzağı öğrenebilir. Salik'in genç ve kadınlarla Allah yolunda arkadaşlık yaptığı iddiasında halini değerlendirebileceği bir ölçüde olmalıdır. Onları kaybettiğinde bir üzüntü ve yalnızlık hissi buluyorsa ya da onlarla bir araya geldiğinde heyecanla kendilerine yöneldiğinde bir sevinç buluyorsa bu ölçütü kullanır ve o sınıfla arkadaşlığının malul olduğunu ve Allah için olmadığını öğrenir. Bununla beraber arkadaşlık edilen için bundan bir yarar meydana gelebilir. Bu durumda arkadaşlık yapılan kişi mutlu olurken seven kişi iki şekilde betbah olur. Birincisi sevilenin kaybolması, ikincisi ise bildiğini zannettiği konuda bilgisizlik ve cehaletidir. Bu cehalet Allah için ve Allah yolunda arkadaşlık yaptığını zannetmesidir. İnsan sevgisinin bütün yaratıklara, ki bütün yaratıklar içinde bu sınıflar da vardır. İliştiği kimselerden olduğunda ise bu durum nefs kaynaklı bir aldanış olabilir. Bunun ölçütü ise onlardan tek tek ayrılırken yalnızlık çekme işidir. Çünkü insan herhangi bir yaratılmışı görmekten uzak kalamaz. Öyleyse sevdiği kişi onunla beraberdir ve ondan ayrılmamıştır. Çünkü hepsi birdir. Sevilenin organlarından biri kaybolduğunda kendisi seninle kalmayı sürdürür ve bundan dolayı üzülmezsin. Bütün yaratıklar birbirleri için organlar gibidir. İnsan bu sınıfların dışında bütün yaratılmışları sevdiğiyle ilgili bir bilgiye sahip iken her şeyi sevebilir. Sonra bu sınıflar ortaya çıkar ve terazisinde bir artış bulmadan ki bunun dayanağı geçerli bir ilkedir, o ilginin bütününe onları katar. Bu sınıfa karşı davranışında doğa da kendisini eşlik ederse söz gelişi onlardan birini yitirdiğinde bir acı duysa bile bu onları davet ve nasihat ederken Allah yolunda kendilerini sevmesinin durumuna etki etmez. Çünkü ilke doğrudur. Daha önce doğal bir sevgiyle severken ikinci bir halde sevgisi genelleştiğinde ise bu sevgiye güvenilmez. Bu nefsin bir şaşırtmasıdır. Ondan uzak durmak ve genel olarak onlarla arkadaşlığı bırakmak gerekir sözümüz yol ehlinedir. Salik'in onlarla arkadaşlık yaparken ikinci halde bulduğu bu genelleştirmeyi sınamadan geçirmesi zorunludur. Aynı şekilde namelerle sınırlı sema yapan insan namelerle sınırlı semadan kendisini öğrendikten sonra namesi sema yapmaya başladığında kendini kontrol etmelidir. Öyleyse sınırlı sema manul bir ilkedir. Böyle biri ikinci halde kazanılan mutlak semaya itimat etmemelidir. Çünkü bu sınırlı semayı bırakmasın diye nefsin bir kandırmasıdır. İnsan kendisi hakkında Rabbine insaf gösterdiğinde ya da kendine kendisi nedeniyle insaf gösterdiğinde halini bilir. Hatta halini başkalarından çok daha iyi bilir. Bunun tek istisnası Allah'ı bilenlerdir. Onlar onu kendinden daha iyi tanırlar. Çünkü ariflerin Kalplerinde bir takım gözleri vardır ki marifet onlar adına bu gözleri açmıştır. Bu gözler vasıtasıyla senin kendinden bildiğin hususları senden öğrenirler. Çünkü sen bu göze sahip değilsin. O nedenle Cüneyd-i Bağdadi, Arif sen susarken senin sırrını söyleyendir der. Susmak sözün olmayışıdır, bunun anlamışıdır. Arif senin kendinden bilmediğini senden bilen kişidir. Örnek olarak, mizacın bozukluğu hakkında sana gizli kalan şeyi sana baktığında doktorun bilmesini verebiliriz. Sen ise onu bilmezsin. Arifler nefslerin doktorlarıdır. Bilmelisiniz ki şeyhler kadınlardan hizmetçi edinmekten ve gençlerle arkadaşlıktan sakındırmışlardır. Bunun nedeni insanda bulunan belirttiğimiz doğal meyildir. Öyleyse mürit kendiliğinde bir kadına dönünceye kadar kadınlardan hizmetçi edinmemelidir. Mürit dişileşir yani edilgin anlamında süfli aleme katılarak yüce alemin süfli aleme aşkını görür. Her al, her hal vakit ve varitle nefsini sürekli nikahlanmış kabul eder. Suri keşfinde nefsini ve halini erkek ya da herhangi bir zamanda adam olarak görmek sizin sırf dişi görür ve söz konusu nikahtan hamile kalıp doğurduğunda artık kadınlardan hizmetçi edinebilir ve onları sevebilir. Ariflerin dosya edilmesi ise kayıtsızdır. Onlar sadece alış ve verişte kayıtsız olan Allah'ın mukaddes elini müşahede eder. Her şahıs kendi halini bilir. Hak müsamaha gösterse bile yol tamamen doğrudur. Ve şaka, alay ve çocuksuzluğu, çocuksuluğu kabul etmez.''